Zannetmeyin ki DAEŞ'e katılanlar sadece Avrupa'nın, Amerika'nın bazı ülkelerinden veya Çeçenistan'dan, Kazakistan'dan değildir. Çok yakınımızdan, Yalova'dan, bir başka yerden, bir başka yerden, sorunlu bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Sayılarının şu anda 1000 civarında olduğunu zannettiğimiz bu gençler de aldatılarak götürülüyor. Sonra öldüklerini haber alıyoruz da şu şehirden gitmişti. Anası babası da filandı diyorlar. Ne olur gençlerimize sahip çıkalım. Dinimizi asıl kaynaklarından öğrenmemiz lazım. Bugünkü kötü örneklere bakarak dünyada yapılacak en büyük propaganda İslam ne kadar da kötü bir dinmiş propagandasıdır. Şu DAEŞ'in yaptıklarına bakarsa bir insan Müslüman olmaktan korkar. Müslüman olmaktan kaçar. Belki de asıl bu örgütleri ortaya çıkaranlar İslam'ı yok etmek için bunları yapıyorlar. Bunların bu zulümlerine, bunların bu cinayetlerine bakıp da İslam olmaya koşacak bir insan tasavvur etmiyorum. Ama çok şükür dünya da biliyor ki gerçek Müslümanlık bu değil. Bu insanların Müslümanlıkla değil, insanlıkla bile ilgisi yok. Mesela Deniz Gezmiş ismi geçtiğinde herkes Deniz Gezmiş'i az çok duymuştur. Ama Deniz Gezmiş'in yanındaki iki insanın kim olduğu, neden onunla birlikte idama gittiğini çoğu insan bilmez ve bilemez. Yusuf Aslan, Hüseyin, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'dı galiba. Bunların içerisinde bir tanesi, yıllar sonra öğreniyorum ki duymuştum ama bir hatıratta okudum. Rıza Çöllüoğlu hocanın vefatından sonra hatıratı yayınlandı. Onların içerisinde Yusuf Aslan'ın ne kadar dindar bir genç olduğu, kendisinden zaman zaman ders aldığı, ailesiyle birlikte hatta tarikat toplantılarına katıldığından bahsediyor. Şimdi böyle bir çocuğu üniversitedeyken elinden koparıp alan ve sonunda idam sehpasına götürecek bu süreci hepimizin iyi bilmesi lazım. Bugün de var bunlar ama geçmişe göre daha etkisiz. Pırıl pırıl insanlarımızı bir taraftan gönüllerine girerek, bir taraftan nefislerini okşayarak, bir taraftan da kafalarına kötü ideolojiler aşılamak suretiyle ellerine demir bilyeli sapanlar verip yüzlerini kapatarak molotoflar atıp araçların üzerindeki polisleri, genç kızları öldürmek suretiyle cinayet işleyen ve özellikle de HKPC gibi insan öldürmekten zevk alan ve işte DAEŞ veya benzerleri gibi vahşi hayvanların bile yapamayacağı cinayetleri rahatlıkla işleyen bir nesle dönüştürebiliyorlar. Hayret ediyorsunuz ki bu cinayetleri işleyenler için Rusya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Batı Avrupa'dan gençler akın akın katılmak üzere gidiyorlar.